görev başında. Atatürk gençliği görev başında. Atatürk gençliği görev başında. Bilimin ve ilmin tecelli ettiği bu topraklarda ortaçağ karanlığının yeniden ve bilinçli olarak portlatılması yalnızca işgal senaryosunun tatbiki olabilir. Düşünmeyen ve sorgulamayan bir nesil yaratma çabaları aydınlık geleceğimizi yok etme girişimidir. Bugün 5-6 yaşındaki çocukların saçlarından tahrik olan sapkın bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu din bezirganları var olan sistemi sürdürmek ve kendi ideolojilerini hakim kılmak maksadıyla eğitimi kirli ellerini bulaştırmış durumdalar. Bilal Erdoğan'ın yönettiği Gayri Milli Eğitim Bakanlığı din derslerini zorunlu kılarak İslami eğitime çevirmekte, 40 bin liseliği zorunlu olarak imam hatiplere yerleştirmekte, kız ve erkek öğrencilerin arasında paravanlar çekmektedir. Ya imam ya da hatip olacaksın diyen bu bezirganlar sözlü özgürlük adı altında insanların temiz dini duygularını sömürmekte, aileleri çocuklarının bu gelecek sisteme boyun eğmesi için teşvik etmektedir. Biz bu sömürüye müsaade etmeyiz. Gericiliğe karşı bilimle yaşa. Gericiliğe karşı bilimle yaşa. Gericiliğe karşı bilimle yaşa. Bizler bilimsel, laik ve parasız bir eğitim istiyoruz. Laikliğin korunmasını yalnızca anayasamızın ilk 3 maddesinin korunması ile sınırlamıyoruz. Sapkınlığın önüne geçmek için sapığı durduramayanların 5-6 yaşındaki çocukların kafalarını örterek önlemler almasını istemiyoruz. İlk öğretime türban sokan zihniyet 14 yaşına gelen arkadaşlarımızı evlendirme planları yapıyor. Kardeşliğin, arkadaşlığın, dostluğun ilk izlendiği sıralarda kız ile erkek arasında paravan koyanlar henüz 14'üne bile gelmeden adeta bir ticari anlaşma ile kızları eğlendiriyor. 6 yaşında kızlarımıza türban takıp 14'ündeki evliliği hazırlamak yalnızca alçaklığın göstergesi olabilir. Cumhuriyet devrimi kazanacak. Cumhuriyet devrimi kazanacak. Cumhuriyet devrimi kazanacak. Eğitim Tayyip Erdoğan'ın elinde fütursuzca oynadıkları bir oyuncak, kadın ise istediklerinde giydirip istediklerinde soyabilecekleri bir meta değildi. Onları bilimsel ve layık bir eğitim almış çağdaş Türk kadınları bu topraklardan süpürecektir. Türkiye Liseliler Birliği olarak buradan çağrımızdır. Bilimsel, layık ve parasız eğitim mücadelemiz sürecek, aydınlanma savaşımız ilelebet devam edecektir. Mustafa Kemal'in askerleri hazır ve mevsilerindedir. Bundan sonra hiçbir AKP'li vekil üniversiteye giremedikleri gibi liselere de giremeyecektir. Liselerimize gelen vekiller karşısında bizleri bulacak, liseliler hep omuz omuza duracak, kalemlerimiz daima sivri ve hazır olacaktır. Liseler bizimle aydınlanacak. Liseler bizimle aydınlanacak. Liseler bizimle aydınlanacak. Nazım ilçemizde Türkiye'nin bütün liselerinde mücadelemiz devam edecek. Orta çağın karanlık zihniyetine geçit vermeyelim. Teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye Liseliler Birliği. Yaşasın Türkiye Liseliler Birliği.